ya böyle tarihsel süreçte ve şeyde bu böyle bir millet var tabii ki. Ama Türk ulusunun içinde hepimiz Lazı, Kürdü, Çerkeziyle yoğrulmuş bu vatanın çocuklarıyız. Ama böyle bir şey yoktur demek de inkar etmek olur. İnkar da toplumsal barışa bir fayda sağlamaz. Irk vardır ama artık ırklar çağında değiliz. Bütün ırkların eşit görüldüğü, ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir çağdayız. Dolayısıyla ülkemizde bir anlamı yok. İnkar etmenin bir anlamı yok. Ayrıştırmaya da gerek yok. Ayrıştırmaya da gerek yok tabii. Kürt ırkı var. Var. Ama Türk soyundan gelme bir ırktır. Nasıl? Türk soyundan gelme bir ırktır. Nasıl oluyor Türk soyundan? Türk soyundan gelen Türk olur abi. Nasıl Türk biz, soyundan Kürt olur? Ya bizimle beraber şey yapmışlar. Bütünleşmiştir diyebiliriz. Bütünleşmiş. Ha. Şöyle ama soydan de, nasıl gelir? Türk soyundan Türk gelir. Ha. Yo. Diller ayrı, şeyler ayrı. Mümkün mü öyle bir şey? Tabii mümkün. Tabii mümkün. Kürt ırkı, ırkçılık dinimizde günahtır. Evet. Irkçılığa karşıyım. Laz ırkı da yoktur. Geriye doğru gittiğimizde hepimiz Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz. Irkçılık yaparsak hepimize zarar veriyor. Ama diyor ki size şeyleri ayırdım, birini tanıyasınız diye diyor. Yani tabii ki bunun bir şey ayrıştı. Kavimlere ayırdım diyor. Yani Allah Kürt Celle milleti diyor. Var mı yok mu? Evet. Baktığında kendilerine Kürt diyorlar. Bence sakıncası yok. Ben de kendime Laz diyorum. Ama İslam birleşelim. Ben diyorum ümmetsiz olalım, şey olmayalım. Şimdi Türkiye, herkes var Türkiye. Laz var, Çerkez var, şu var, bu var. Yani Kürt de vardır. Ama hepimizin kimliği nedir? Kardeşçe, Türk. TC yazıyor değil mi hepimiz kimliği? Bizim bana sormadık. Yani tamam. Bana ayrıştırı yapmamak gerekiyor. Ayrıştırıcı yapmamak. Hep beraber yaşıyoruz. Niye sıkıntımız var kardeşçe, ki? Yani beraber bir sorun mu var? Yok. Bu sorunu yapıyorlar bence. Yaptırıyorlar. Bilerek yapıyorlar. İşte herkes bir yerlere gelebilmek için böyle şeyler yapıyor. Valla ben Kürt'üm de şimdiye kadar bir zarar görmemişim. Yani ırk var. Irkın nedir? Yani Kürt milleti, ırkı. Hiç bilmiyorum. Abi Kürt ırkı var ama yani herkes kendinin şeysine göre yani. Bizde mahsur da yok ya. Yani. Ya valla şimdi bence bu yanlış anlamayın hani soru bile bir abes. Mesela işte biz o öyle yok diye. Hayır yok diyenlere bakın toplum böyle düşünüyor da düşünmüyor açıklaması yapmak için soruyoruz biz. Yok ben bizim çok yok ben sizi çok iyi anlıyorum da. Hani ben bu konuyu yani girmek dahi istemem. Niye? Benim tamamen bakış açım Allah'ın bakış açısı. Adem'in çocukları. Hani öyle bakınca hani hiç o soruyu da düşünmek istemiyorum, cevabı da düşünmek istemiyorum. Yani gereksiz bir konu. Hani kafa yormaya bile değmeyecek bir konu diye i̇şte cevaplamak sonuçta istiyorum. Mesela kabul edip de bunun çok önemli değil. Cenab-ı Hak size tek insan yaratabilir ama birini tanıyak diye şeyler aramış mesela. Yok demek... ben ısrarla yani düşünmek istemediğim bir konu diye cevaplam. Var ama yok. Nasıl? Senelerdir beraber yaşıyoruz yani. Var ama yok. Tabii. Yani şimdi şu 3-5 senedir işte Kürt-Türk ayrımı oldu. Ondan evvel yoktu. Yani hep beraber yaşardık, otururduk. Sıkıntımız, sorunumuz yoktu. Yoktu tabii yani. O zaman bazıları bilerek bunu çıkarıyor. Çok teşekkür ederiz. Bazıları Türkiye'de Kürt ırkı yok diyorlar. Sizce Türkiye'de Kürt ırkı var mı yok mu efendim? Kürt ırkı vardır, Kürt davası yoktur. Tamam. Neden? Kürt bizim insanımızsa, biz beraber yaşadıysak 650 bilmem kaç yıl, dinimiz beraberse, aramızda Alevi var, Sünni var, o var, bu var. Bunlar etkinliklerdir, bunlar zenginliklerdir. Yani bir Rum var, Ermeni var, bu da zenginliktir. Ayrıştırmayalım. Ayrıştırmaya gerek yok. İnsanını insan gibi kullanmamız lazım ama bize kan akıtmak isteyen Kürt bizim Kürtümüz değildir. Onunla başkadır. Onun için biz savaş değil, Türk Cumhuriyeti içerisinde hepimiz barış içinde evimize huzurla uyuyabilmemiz lazım. Çocuklarımız kardeş olması lazım. Hepimiz beraberiz. Biri ayıran Amerika yavrulara veya şunlara bunlara diş güçler bize bunu koymuşlardır. Olayı da bellidir. Ben Kürt kardeşlerime diyorum ki kalkıp da diş gücün el alemin silahıyla bir başkasını vuramazsın. Çünkü kendi kendini vurursun. Bana göre ulusal bir Kürt sorunu var. Yani ulusal olarak altını çizmek istiyorum. Yok biz onu sorun değil. Irk var mı yok mu? Irkı soruyoruz bugün. Sorun ayrı bir şey. Ona bakarsanız Türkler de ırk değil. Anlamadım. Türkler de ırk değil ona bakarsanız. Neden ırk değil? Yani bana göre Alman ırkı vardır. Çünkü üç türlü ırk vardır. Sarı, siyah, beyaz. Biz üçünden bir tanesine dahilizdir. Türklerin ayrı bir rengi yoktur ki ırk yani olsun. Türk ırkı yok mu? Bana göre üç renk ırk vardır. Bak, mesela? Düşünün.
siyah ırk vardır, sarı ırk vardır, beyaz ırk vardır. Şimdi Türkler ayrı bir renk değil ki dördüncü bir ırk olsun. Ne demek o? Bazıları Kürt ırkı yok diyorlar, öyle ben, bir ırk yok diyorlar. Irkçılık öldü artık, ırkçılık yok. Irkçılığı geçmek lazım artık. Nesiller birbirine karıştı. O musun? Yok, ırkçılık ben de inanmıyorum. Yok. Var abi ama hiçbir sorunumuz yok. Tamam. Hepsi evladımız, kardeşimiz, karımız, amcamız, halamız falan. Hiç öyle bir sorunlar yok. Türkiye'de hiç öyle bir Kürt sorunu yok abi. Var. Kürt ırkı var. Yani dışlanmaması gerekiyor ama gördüğümüz kadarıyla dışlanıyor. Yanlış bir şey yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.